Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Mert. Kanalıma ve video hepiniz hoş geldiniz. Bugün Zerberbel PES 2021 PES Draft serimizin yeni bölümünü karşınızdayım arkadaşlar. Bundan önceki bölümleri izlemediyseniz mutlaka izlemeyi unutmayınız. Açıklamalarda PES Draft'ın oynatma listesini bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz ve bölümün sonunda da zaten ekranda bırakacağım arkadaşlar. Bu hafta full yeni ikiler oyuna başladık. Onları da izlemediyseniz mutlaka izlemeyi unutmayınız. Kanalıma girip de oradan da ulaşabilirsiniz. Şimdi bu bölümde ne yapacağız arkadaşlar? Bu bölümde ligleri seçeceğiz. En iyi 4 lig ile ortalama olan bir 4 ligi seçelim. Önceki bölümlerde fazla kendimizi kötü challenge'lar yapmıştık. Yani güçsüz takımlarla güçlü takıma challenge yapmıştık. Bu sefer sıradan challenge'ımız yok. Ama tabii ki sizin istediğiniz challenge fikri varsa yorumlarda yazmayı da unutmayınız. Onu da yaparız. Şimdi şuradan bir bakalım, seçelim. İtalya mı, Fransa mı? İtalya daha iyi bence. Tabii ki İspanya'yı da alacağız. Türkiye ligini ben karşıya bırakacağım. Bir de Fransa ligini alalım. Karşıda Türkiye ligini koyalım. Bir diğer Avrupa Portekiz'i koyalım. Diğer Avrupa ligleri vardı. Buydu yansıtmıyorsam bunu koyalım. Bir tane de Belçik ligi olsun. Bence kötü bir lig değil. Oraya bayağı mini olacaktım seçtim ama insanlar yanlış ligi seçmedim. Okey diyelim. 3 tane takas turu olsun. Bakalım takımlar geliyor. Tabii ki çok kötü oyuncular gelme ihtimali olacak. Lig olduğu için rakibler de aslında kadronun en iyi 4. isim oldu ya. Bakalım bizim kadromuzda kim geliyor? Obrak, Kolarov, Benedetto diye birisi geldi. Bu ne? O kadar iyi bir oyuncu varken gide gele bizimkine bak. Rakiplere Guilmado, Everton ve Diop da geldi. Yine kötü bir challenge olduğu belli. Bunu bir ayarlamıyorlar. Bir bakalım hızlıca. Bir takas hedefi. Bizim sol açımız var mı diye bir bakıyorum. Sol açımız yok. Everton'ı almak isteyeceğim. Öteki taraftan da koyacağım oyuncu tabii ki Oblak. 91'lik kaleci koyacağım. İstenmeyen oyuncumuz Sob. Bakalım. Oblak istemişler. Orada Everton'ı istemişler. İkimizi de kovduk. En kötü oyuncu yine eşleşti. Vay be. Yine ben Everton'ı deneyeceğim. Obrak koruyacağım. İstemeyen oyuncu ise sağ bekten çok sağ bek var diye bakıyorum da. Sağ bek yok. Ofansif orta sahadan şunu bir çıkartalım. Bakalım. Obrak Everton yine ikinci tutturdu. Bu ne ya? Oyunun şeyi bozuk mu acaba? Yine aynısını yapacağım. Everton'ı koyacağım. Everton adına doğrusu. Obrak seçeceğim. Ve Sovu da seçtik. Yine aynısı ders yürü dedim. Yine aynısını verdi. Ha bu sefer Everton'ı korumadı. Güzel be. Her şükür bir şey korumadı. 3 turda 3'ünün de aynısını seçtikmeye zorunda kaldım varsın be. Baştan vuruşu diyelim. Ve her iki takımı da başarı diliyorum. Ve arkadaşlar kendi evimizde rakip Manchester'ın 10 adet olacak. Üstünün arenadayız. Bayağıdır oynamıyordum. Dorukhan. Dorukhan ortaladı. Savunma bizden. Hadi Sissoko. Verdi pası. Kon Ikone. Ikone'den Horesa. Vuracak. Vurdu mu? Önce kovatıya başladım galiba. Tabii ki araştırma maç yapmadığım için sıkıntılar yaşayabiliriz. Grimaldo ortaladı. Mahmut şut çekti. Obrak. Bir şey ne yaptı? Bir şey demedi. Ayağı koydu, hadi Ikone. 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 Verdi pası. Ama çok hızlı ve ayağa girdik. Şut çek, şut ve gol. Ikone. Yanlış görmüşüm, Ikone attı. Biz buraya geçiyoruz. Ikone. Seyir zevki güzel olsun diye arkadaşlar. Oyuncu güçlerini her takımında full yaptım.
Bu da araya girdi. Güzel bir pas gelişine düzgün bir vuruş ve gol attık. İkone'de iyi oyuncumuz. Artık 5 ana lig videolarında görüşürüz. Bu arada arkadaşlar PES 2021 ana lig serisi içinde bir şey söylemek istiyorum. Maçların sadece gollerini mi göstereyim yoksa önemli pozisyonlarda olsun mu? Eğer gollerini isteyeceksiniz çok maç gelir yani. Bu arada Sissoko bir vuruşun. Harika bir gol. Sissoko resmen bitti. Peki takım kötü olduğu için iyice farkı koşabileceğiz bu maçta. Duyduğu tekrar hatırlatayım arkadaşlar. Ana ligin sadece golleri mi gelsin yoksa normal her videoda attığım gibi özet videosu mu gelsin, yani özet pozisyonu mu gelsin? Yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Eğer golleri isteyecek olursanız uzun süreli bir lig çıkmış olurum. Bir maçta birkaç maç olur. Hadi be. Uzattım uzattım. Yeni oyunlara başlayayım arkadaşlar. Onu da izlemeyi unutmayınız. Bu arada güzel pas. Kule pas ver. Şut. Hadi be. Kaçır kaçır. Sıkıştır. Tabii bende. Lades. Pas versen diyorum. Orta geldi, çekti, çıkar, vur, gelişine, gelişine harika bir gol, Pablo Fornals. Gol gerçekten güzeldi, golü tekrar izleyelim. Savunmaya çarptı, bu da indirdik, tecavüzünü çıkardı, gelişine affetmedi. Dediğim gibi arkadaşlar, ana lig videosunu belki haftada iki video atalım. Yarınki videoyu ben büyük ihtimalle sadece gollerini çok ağırlıklı paylaşacağım. Tabii ki yani kısa olur veya çok olur bilmiyorum ama bayağı hızlıca bir şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Çok geride kaldık. Sağlam ikonu her türlü işgülü. Vur kale, vur. Hadi be, her şarkı dışarı. Minecraft serisi bu arada arkadaşlar. Belki de bir bölüm çekebilirim. Aslında kayıtta var ama maç oynamamıştık. Bir maç atalım, sizin de isteğinize bağlı. Yorumlarda da bunu da belirtmeyi de unutmayınız. O program güzel çıkardı. Şu an oyun bir hayal geçti. O mesela çok hissediliyor gerçekten. Hiçbir baskı kuramıyorsun. İlk adı mesela olduğu gibi. Oha! Yediğimiz gole bakın ya. Kim attı? Remy. Bütün bu Rize'den geldi. Yediğimiz golü çok saçma ya. Kaleci Oblak tokatlayamıyorum topu. Aha, topu kaybetti. Hadi Oblak çık. Oblak, ne yaptı Oblak? Niye topu tokatlıyorsun? Bizim Türkiye Ligi Challenge oldu. Aslında bunu da yapabiliriz arkadaşlar. Türkiye Ligi sadece bir tane seçip. Rakip biz yorulduğumuz için bu kadar vücut koyabiliyor. Öyleyse saçma. Hop araya girdik. Güzel bir pas. Koş. Yetişirsin be. Sen kimsin yani? Dakika 82 attık maçta son saniyeler. Vuracak, vurdu ve ah be, Fornals savunmaya çarptı. Bu sefer fazla kaçmadık arkadaşlar. Kaçmayacağım yani PES serisini. Belki seneye, belki de kısmet olursa Minecraft'a aşırı önem verebilirim. Vuracak, vurmadı. Buna ne bir kafa vuruşu. Belki seneye arkadaşlar, büyük ihtimal belki seneye yani. Minecraft'ta top açılımları daha çok olacak. Para harcamak için diyorum arkadaşlar. Bu sene oyunlara fazla para harcamayacağım için. Bir de pahalı yani. Ucuz değil. Aha, Lovisette vurdu. Bu maçta her şey oldu var. Uzaktan şutlar inanılmazdı. Capon verdi pası. Diatta. O çarpıştı. Faul var.
çekti, savunmada çarptı. Top bize kalmıyor. Onu da yeşilim bari. Bu oyunda çarpışıyor bugün. Söyledim hatta var bilmiyorum. Büyük ihtimal maç şimdi bitecek. Ya da bir pozisyon olursa. Hop pozisyon geldi. Verdik. O da verdi. Vur. Ve gol. 96'te 4-1 yapıyoruz. Golün adı Everton. Bunu Lazio'la aldık belki ama o kanatta eksiğimiz olacaktı. Dilendik. Ve inanılmaz bir şekilde aldık. Ve maç bitecek. Ve maç bitiyor. 3-4-1 kazanıyoruz arkadaşlar. İyice maçı rahatladık. İstatistikler bir şekilde 9 şutu 8 isabetli. Rakip de 10 şut çıkmış. Yarı çıktı o şutu. Rakip de aslında fena da oynamamış. Pas olarak tabii ki bu pası fazla oynamadığım için sıkıntı olmadı. Maçın adamı ikon olmuş. İkon bir oyuncu güzeldi. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eğer daha fazla PES Draft videosunun gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. 5 beğeniyi geçelim arkadaşlar. 5 beğeni geçerse haftada 2 bölüm PES Draft geliyor arkadaşlar. 10 beğeni geçti artık. Teşekkür ediyorum hocam. Ekranda gördüğünüz videolara tıklayarak izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Yan taraftan da kanalıma abone butonu var. Abone olabilirsiniz. Yeni bir videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.